Merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Öztürk. Sizi bugün Bursa'nın en kral kutsularından bir tanesinin yanına getirdim. Abimiz bu işte harbiden duayı, benim çocukluktan beri tanıdığım, severek de takip ettiğim, vaktiyle ticaretle yaptığım çok sevdiğim abilerinden bir tanesi. Emrah abimizdeyiz. Önce kendini tanıt abi, ondan sonra başlayalım. Ben Emrah Musay'ım. 1981 Bursa doğumluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyim. Bu işe başlamamız bu hobiye yıllar önce güvercin sevdasıyla başladı. Daha sonrasında muhabbet kuşlarına başladık. Ve bize bir ekmek kapısı oldu. Rengarenk Pet Shop isminle dükkanımızı açtık. 5 seneden beri faaliyet gösteriyoruz. Adres verebilir misin? Duaçınar Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi. No 187'de hizmet vermeye devam ediyoruz müşterilerimize. Arkadaşlar burası üretimhanesi, sözünü kesin kusura bakmayın. Aynı zamanda toptan ve parakende çalışan büyük bir dükkanı var. Oradan da sizlere de yardımcı olabilir, talep ettiğiniz şeylerle. Kuşlarla başlayalım abi. Çoğu jumbo, doğru mu bunlar? Buradaki kuşlarımızın hepsi çoğu jumbo, yarışma basıklı muhabbet kuşları. Daha öncesinde biz 15 sene önce normal yerli muhabbet kuşlarıyla başladık. Ve bu hobiyi yavaş yavaş geliştire işte daha sonrasında baktık ki şov kuşları, duruş muhabbet kuşları var. Bunlara odaklandık. 7-8 seneden beri duruş muhabbet kuşlarının üretimini yapıyorum. Tabi bu sıra zarfında daha pek çok gelişme kat ettim ben. Kendi kafamla gitmek istediğim yere oturttum. Bence bununla ilgili hedeflerin çoğuna ulaşmışsın. Maşallah ama bayağı çoğuna ulaştık. Gerçekten çok kaliteli hayvanlar gördüm ben burada. Çoğu kümeste bir ya da iki tane bulabileceğiniz hayvanlardan. Burada maşallah oturtmuşsun, bayağı fazla var. Şimdi biraz bize kuşlardan bahsedip kuşları gösterebilir misin önce? Kuşlarımızın kökeni tabii ki yurt dışı, Avrupa'ya dayanıyor. Yıllar önce, 2,5-3 sene önce Belçika'ya gittiğimde oradan yani şuradaki kümesteki bütün kanların herhalde iki tane babası var. Avrupa'ya dayanıyor. Yurt dışından getirdim. Evet. Şöyle diyeyim. Bir ya da iki tane kuş yurt dışından getirdiniz. Onları üreterek bu kadar kalabalık kuş elde ettiniz. Bir koloni oluşturduk. Arkadaşlar, jumbo kuşların üremediğini söyleyenler. Bakın burada ne kadar üremiş görün. Ben yüzlerce kuşu bir arada gördüm. İki tane kuştan yapmış bunları. Çok iyi. Yani erkek olarak, kan olarak iki tane kuş var. Tabii ki bizim elimizde de getirmeden önceki yine kuşlar vardı. Ama bunlar tamamen basıp olarak çalışma kuşları. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ben kendim bu işe başladığımdan itibaren işte bu işin içinde dernek başkanlığını yapıyorum. Bursa Muhabbet Derneği'nin de başkanıyım. Federasyonla faal olarak hakemlik yapıyorum. Muhabbet kuşu hakemliği yapıyorum. Tabii ki kuşun vasfı sadece insanların gözünde bu kuşun büyük olmasıyla veyahut da işte çok böyle kocaman kafalı olmasıyla alakalı değil. Bunun nereye bazı özellikleri var. Olarak bir iki tane şimdi bir örnek göster. Buradan gösterelim bazı kuşlarımızı. Tamam. Hay maşallah. Avucumun içine sığmıyor be. Çok güzel bir sarı. Bu kuşun Çinli vasıf olarak baktığımızda normal bir muhabbet kuşu olarak görüyoruz. Ama duruş muhabbet kuşları kategorisinde rengi olsun, kafa yapısı, ona orantılı olarak omuzları, işte ayaklarının tüneye basma aralığı ve duruşu ön planda. Ayaklarının tüneye basma aralığı diyor. Evet. Ayaklar gözlerin hizasından aşağıya doğru baktığımızda o aralıkta düz tüneye basması gerekiyor. Düz hizada basması gerekiyor. Kanatlar aynı şekilde arkasında çapraz olarak durmayacak. Düz üstüne gelip de birbirini kesmeden durması gerekiyor. Maşallah. Şöyle gördüğümüz gibi. Çok güzel. Kuşun sadece çapıyla alakalı değil. Baktığımız vasıf, duruşu, tüy yapısı, sağlığı, kondisyonu, yarışma salonundaki hepsi hakeme kendini sergilemesiyle beraber gerçekleşiyor. Tabii ki işte duruşu bozuk olan ama kullanılabilecek olan kuşlar da var. Onlar da bir tane örnek göster. Mesela en iyi görürken orta hallisini de ya da damızlık olarak iyi bir damızlık ama yarış olarak vasfı olmayan kuşlar da olur. Yine burada bakalım o zaman. Onları da görmek.
Hani bilmek isteyenler olur. Hazır anlatmışken onu da görmüş olsun ya. Senin beğenmediğini alayım mı diyecektim ama. Bakın bu kuşta kafa yapısı, tüy, vücut olarak çok çok güzel bir kuş. Ama tünekteki duruş açısı yanlış. Ön tarafa doğru eğik olarak duruyor baktığınız kısık zaman. Kısık bacaklı değil mi? Daha çok. Kısık bacaktan ziyade kuş ön tarafa doğru çapraz olarak duruyor. Yani diğer kuş gibi sarı gibi dik olarak durmuyor. Yani tünekteki duruş açısı bunun vasfını ortaya koyuyor. Tabii ki bu kuş daha sonraki yavrularına bunu aktarmayacak. Eşleme yaparken biz ona göre daha dik duran bir kuş da bunu eşlediğimizde çok çok daha vasıflı yavrular verdi. Geniyle oynuyoruz. Yani geni daha kaliteli bir genle birleştiriyoruz. Daha sağlıklı, daha iyi yavrular alıyoruz. Yarışa yani da duruşu çok çok daha iyi olan bir kuş eşleyeceğiz bunu. Ön tarafa doğru eğik olmayan bir kuş eşleyeceğiz. Büyük ihtimalle Mart ayında yanındaki dişiyle eşlenecek. Hay maşallah. Bence yakışıklı. Arkadaşlar siz de yorum yapın. Sizce yakıştı mı bu kuşlar? Alta yorumları da görelim. Emrah kardeşimizin emeklerine de yorumlarınızı bolca bekliyoruz. Maşallah bence çok çok üst düzey hayvanlar. Dağısı var. Beyaz albino var gördük. Albino dediğim. Albino yok burada şu an. Rutin olarak gördük. Efe var. Ve şpangıllar var. Yani hepsi aynı serinin kuşları. Biz muhabbet kullarına bayağı da uzağız. Senin dediğin 15 senenin önünde kaldık. O yüzden beyaz gördük mü aklımıza rutin albino geliyor. Ay maşallah bu da çok çok güzel. Mesela bu kuşta duruşu olarak güzel bir kuşumuz. Kafa yapısı, iskelet yapısı, vücut tamamen fit olan bir kuş. Daha yavru bir kuş, 5-6 aylık bir kuş. İlerleyen zamanlarda tabii ki çok çok daha iyi olacak. Arkadaşlar cennet papağanlarından daha büyük. İnsanlar bunu sanıyorlar ki ilk daha çıktığında kocaman oluyor bunlar. Tabii ki yuvadan ilk uçtuklarında bu kadar büyük, bu kadar yapılı olmuyorlar. Tüy yapıları bu kadar kaliteli olmuyor. Birazdan onlara bir bakmak olacağız. Vermiş olduğumuz besinlerle biz bunları bu hallere getiriyoruz. Gösterilere hazırlıyoruz. Yarışmalarda ona göre başarılı oluyor tabii ki işte. Maşallah. İnsanların kafasındaki zihniyet tamamen çoğu muhabbet kuşlarının işte üremelerinin kendileri olmayacağı, kendilerinin üremeyeceği konusunda. Bir yaklaş. Baktığınız gibi şimdi komple çekerse arkadaşım hepsi duruş muhabbet kuşu, hiçbir tane bakıcı yok. Hepsi kendi yavrusuna bakıyor. Kendi yavrusuna kendisi bakıyor, şıkır şıkır büyütüyorlar. Birazdan gezeceğiz, yine buradan devam edelim. Arkadaşlar maşallah. Bunlar herhalde ayırdığın yavrular mı Emrah kardeşim? Bunlar bu sene çalışacak olan, yılbaşından sonra çalışacak olan kuşlarımız hep kendimize ayırdığımız damızlık adaylarımız. Maşallah. Bu şimdi renk olarak ne getirir? Mavi şpangıl. Çok çok güzel yani. Maşallah. Allah emeğini yağlı etsin gerçekten. Çok Allah herkese daha iyisini versin inşallah. Amin abim abi. Demek ki emek verince her şey oluyor. Yok bunlar üremiyor, yok bunlar çoğalmıyor, öyle bir şey yok. İyi bakarsan demek ki biz baktığımız takdirde bunlar her halükarda ürüyorlar. Tabii ki ev ortamında bunları üretmek zor. Veyahut da bilmeyen adamlar için, insanlar için üretime yeni başlayacaklar için bu kuşları, bu kadar iyi basıplardaki kuşları üretmek zor. Bunların eşlemelerini bilmek gerekiyor. Tüy yapılarını bilmek gerekiyor. Bunun için de yarışma salonlarında veyahut da farklı kümeslerde ne kadar çok kuş görürseniz kafanıza bu kuşun duruşu, yapısı, vasfı o kadar çok beyninize işler. İstedikçe de başarılı olursunuz bu konuda. Şimdi bunlarda mama verirken ya da yemeklerinde, mamalarında nelere dikkat ediyorsun? Şimdi arkadaşların çoğu bakımda eksik oluyor. Yani ne zaman ne mama verecek, ne zaman yem verecek. Şimdi sadece yemle bakanlar da oluyor. Üretim yapmaya çalışıyorlar bununla. Siz bu konularda nelere dikkat ediyorsunuz mesela? Bunlarda tabii gönlerinde normal bildiğimiz darı, şöyle sarı darı, beyaz darı, kızıl darı, siyah darı gösterelim. Ve aspur yiyorlar. Onun haricinde mineral kumları önemli. Şu. Evet. Bu mineral kumu. Burada
Aspur karışık gene takviye var. Bu seli de kesiyor aynı zamanda, ben öyle biliyorum. Evet. Bir de darı mevcut. Bakımlarıyla alakalı olarak yemin haricinde tabii ki bu kuşlar yapısında, doğasında minyatür muhabbet kuşlarından genetiğiyle oynanarak bu hallere gelmiş olan kuşlar. Eğer ki normal bir muhabbet kuşu beslemesiyle bunları beslemeye kalkarsanız tüy yapısını bu kadar güzel yapamazsınız, duruşlarını bu kadar iyi yapamazsınız, geliştiremezsiniz kuşları, iyileştiremezsiniz. Maşallah şu an gördüğüm kuş bir karış var arkadaşlar. Yavaşça yaklaşıyorum. Ömer kaydı. Bakın arkadaşlar, kuyruktan kafaya bir karıştan fazla. Yani sıradan muhabbet kuşları gibi değil. Gövde de çok iri. Evet. Bu da güzel bir erkek. Bu da güzel bir erkeğin duruşuyla beraber güzel. Ufak tefek eksikleri var ama tüyden sonra, yani ilk tüyünü attıktan sonrasında inşallah o eksiklerini de tamamlayacak. Çok çok güzel bir üremeye hazır erkek olacak. Mart-Nisan aylarında herhalde eşe atmayı planlıyoruz bununla. İnşallah. Bence iyi bir damızlık bu elindeki erkek. Bakımla ilgili olarak yine devam edelim. Kuşlara yemin haricinde mama takviyesi yapıyoruz. Mamaların belli bir saati var mı peki? Mesela şu saatte veriyorum. Ben sabit olarak sabah 8'de dükkana gelirim. 8-9 gibi mamaların önüne koymuş oluruz kuşları. Ne şekilde alıştırırsanız kuşu öyle gider. Günde iki sefer mama veren arkadaşlarım da var. İşte iki günde bir mama veren arkadaşlar da var. Ama iyi bir üretim yapmak istiyorsanız kuşun saatini sizin belirlemeniz gerekiyor. Onlar bekleyecek onu. Tabii ki. Sizi içeriye girdiğinde hayvanlar mamayı yaptığınızda beklemeye başlıyorlar. Mamayı önüne koyduğunda direkt zaten onu kaldırıp onu yemeye başlıyorlar. Yavru gelişimleri için de, yavrulara rahat bakmaları için de mama şart. Mamayı yaparken nelere dikkat ediyoruz? İçinde sağlık tohumları, karışık tohumlar olabiliyor. Onun haricinde uğraşmayı seven insanlar için tabii ki bizim buradaki sayımız çok fazla. Yumurtayı haşlayıp, onu rendeleyip, onunla uğraşmaktansa hazır kuru mamalar tercih ediyoruz. Bunlardan elinde mevcut, doğru mu? Bunlardan tabii ki dükkanda en kullandığımız mamaları çok talep eden olursa, yardımcı olur musunuz bu tarz şeylerde? Gönderim yapar mısınız? Bakıyorum. Onunla ilgili kargolarımız, anlaşmalı kargolarımızda her tarafa gönderim yapıyoruz. Her iyi arkadaşlar, hani mama konusunda takviye olarak anlaşırsak gönderebilirim diyor. Emre abim, buradaki yavrular sanki biraz daha küçük üsttekilere göre yaş olarak, doğru mu? Üsttekiler bebek yavru, bu seneki yavrularımız. Yani ilk başladık bu sene, bizim sezonumuz Eylül ayında açılıyor, Ağustos, Eylül gibi. Mayıs ayının sonuna kadar, Haziran başına kadar da devam ediyor. Bunlar ilk düşen yavrularımız bu seneki, bebek yavrularımız. Üsttekiler bunların bir tık daha geçen senenin son yavrularıydı. Patatesler de günler de geçen senenin ilk yavrularından ve bir önceki senenin kuşlarından üremeye devam ediyorlar. Maşallah. Bunlar da gerçek çok güzel. Yandakiler bir yana da gelirler. Onlar bu geçen senenin kuşları yine. Bunlar bir önceki. Evet. Maşallah. Tabii ki bunlar genleriyle oynanmış hayvanlar oldukları için eşleşmelerinde ara sıra sıkıntılar olabiliyor. Yani erkekle dişi küçük, normal şartlarda 15-16 cm'lik muhabbet kuşuyken kocaman, biraz önce bahsettiğim gibi bir karışı geçmiş kuşlar. Eşlemede sıkıntılar yaşayabiliyor kuşlar. İşte boş yumurta atmaları veyahut da yumurtaların içinde ölmesi, tam bir çiftleşme yaşayamadıkları için olabiliyor. Bunlarda da vitamin takviyesi uygulanıyor. Bunlarda tabii ki eşe atmadan önce işte insanların kafasındaki ya işte ben aldım hemen kuşum eşleşir mi eşleşmez mi diye soruyorlar. Bu işin en büyük, üretimin en büyük sırlarından bir tanesi sabır. Arkadaşlar bu konuya da değindi. Biz kuşlarla, güvercinlerle aynı konuda sıkıntılıyız. Şimdi yeni bir kuş alan hemen zannediyor ki bunlar makine. Makine gibi sağlayacağım, yumurta alacağım yavru abi. Öyle bir şey maalesef yok. Yani normal şartlarda, normal muhabbet kuşlarında da öyle bir şey yok ama kuşlar yerini sever, anlaşır, herhangi bir sıkıntı yaşamanız varsa önce yemek. Affedersiniz ama fare gibi üremeye devam ederler. Evet, ama emek vermeden de tabii ki üretim olmuyor. Devam edelim mi abi? Gel. Şimdi takımlara geçtik. Emre abimiz takımlardan gösterecek. Bu mesela
yuvadan erken atlamış olan bir yavrumuz. Maşallah. Ay maşallah. Abi sultan papağanın yavrusu gibi. Emre abi bakabilir miyiz ona? Şimdi düşürmeyeceğim, korkma. Ay maşallah. Emek abi bu nasıl bu, korkma. Bu şu an kaç günlük tahmin abi? 20 günlük civarında bir yavrum. Bir şeye dikkat ettin, kendi bileziğini hemen takmışsın. Kaçıncı gün takılıyor normalde? Ortalama. Normal şartlarda 5 günlük ile 10 günlük arasında bilezikleri takabiliyoruz. Tamam. Bunların hepsi federasyona kayıtlı bilezikler, dernek bilezikleri. Yarışmalarda İstediğin yarışmaya bu türlü ödülebiliriz. İstiyorsak federasyonun yarışmalarında bunu derneklere üye olup o şekilde çıkarttırmamız gerekiyor. Normal bir isim bileziği değil. Çok güzel bir rengi var. Allah uzun da ömür versin. Amin. Acaba kardeşleri de var mı onun? Yok. Tek bu. Tek bir. Daha iyi büyütüyorlar maşallah. Dolu dolu. Burada da yine bir çift var. Gene ben. Burada baktığımız zaman eşlemeleri yaptık. Tabii ki burada ilk mesela yumurtasını yapmış. Maşallah yeni yumurta. Yanına sahte heveslensin diye sahte koyuyorsun değil mi? Yanına sahte yumurtaları destek olsun diye koyuyoruz. Birinciyi yapmış maşallah. Evet. Allah uzun ömürler versin. Gene güzel bir takım. Burada var mı? Tek tek gösterelim abi. Hani insanlar merak ediyor. Ne şekilde yumurtaya yatıyor. Ne şekilde domuzluklar var. Kim kimleyiz? Hayır. Şurada var. Hay maşallah. Bunlar da yeni yumurtalarını yapmışlar arkadaşlar. Çok çok güzel bir takım. Burada mavi ile beyaz var. Genelde açık rengi koyu renkle meşgul. Onu açık renk koyu renk olarak değil, bunların hepsinin soyu belli olduğu için anne babaların, üstündeki anne babaların renklerine dikkat ediyoruz tabii ki. Almak istediğimiz yavrunun rengine de göre değiştiriyoruz. Burada amaç bunlarda güzel, üzerinde pul desenleri iyi olan, yani beyazla maviyle eşlememizin sebebi pul desenleri iyi olan çipangul yavrular olabilmek. Az önceki gösterdiğim çipangullar gibi. Desenlerin iyi olmasını istediğimiz için. Açabilir miyiz abi orayı? Burada sanki bir tane daha var sanki. Kapakta bir oynama var ama. Yavaş yavaş rahatsız etmeden. Evet. Bunlar yeni eşe attığımız kuşlar. Bazılarında daha yumurtalar yok. Yeni yumurtalıyor. Maşallah. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Az önce sormuştum. Albino, Ültino diye. Bunlar kırmızı göz olanlar. Beyaz. Şimdi albino, kırmızı gözlü bir kuş. Az önceki orada gördüğümüz beyazlar. Siyah gözlü kuşlardı. Emrah kardeşim, şimdi bu konuya değinmek istiyorum. Bir önceki muhabbet çektiğimiz yerde bu konuyu tartıştık. Kuş pazarında sormuştuk bu albino lutino muhabbetini. Albino hangi kuşa denir? Lutino hangi kuşa denir? Kendi albino kırmızı gözlü beyaz kuşlar. Lutinolar ise sarı tabanlı kırmızı gözlü olan kuşlar, yani kırmızı göz olup rengi sarı olan kuşlara da lütfen diyoruz biz. Tamam. Eğer ki göz renklerinde kırmızılık değil de beyaz, siyah gözlü kuşlarsa bunlar double faktör beyaz. Veyahut da siyah gözlü sarı tabanlı kuşlarsa bunlar da double faktör sarı olarak geçiyor. Anladım. Yani lütfen albino renge göre değil, göze göre değil. Lütfen albino göze göre yani. Tamam. Kırmızı gözlü olduklarında albino ve lütfen oluyorlar. O zaman ben Murat abimiz var bizim. O abimizden doğru öğrenmişim çocukken. Lütfen ve albino'yu doğru anlatmışım demek ki. Buradaki arkadaşlar yumurtada mı abi? O yumurtada. Tabii yavaş yavaş yaklaşıyorum. Ben açmıyorum zaten. Hay maşallah. Rengi çok güzel, dalgalı bir renk. Ah kızım benim. Abi senin en sevdiğin renk geldi Ferhat abi. İçeriden çıkan ama. Bu da birinci yumurtayı yaptı. Maşallah. Hazır taşım. Onlar da yeni yumurta yapmış. Şov da yapıyorlar. Çok çapkın ha. Yalı çapkın. Burada yine sinirli bir kızımız var. Bu da yavru büyütüyor. Oo, çok sertsin ya. Çok sert. Bebek var burada. Abi renkler muhteşem. Renkler 10 tane yavru büyüteceğimize böyle kaliteli bir tane yavru büyütün. Tabii ki bu kuşların fiyatları yüksek rakamlarda. Ama hiç değinmedi. Normal muhabbet kuşlarına göre eğer ki normal muhabbet kuşları bir yuvada 4 tane 5 tane büyürken. Bak. Nasıl kızıyor abi. Ne diye yapıyor. Evet. Atara bak. Seni de ölecek yemin ediyorum. Emin olsun. Kapat.
Aman tamam sakin ol. Allah Allah. Güzel olduğu kadar hırsızlık. Oho kopardı. Abi ne yapıyorsun sen? Pitbull gibi bu ya. Elini uzattı bir. Bak bak bak. Vallahi pitbull gibi. Yuvaya bile yaklaştırmıyor. Abi bu dişi olanı. Annelik içgüdüsü böyle bir şey. Bunda ağır basmış. Yavaş sırayla gidelim hemen. Ben o tarafa gittim. Aynen, pardon. Maşallah yine çok güzel bir dişi gördüm. Burada Texas bir erkeğimiz var. Bunu beyaz bir dişiyle ekledik. Double faktör dişi. Siyah gözlü. Yani az önce albinodan farkı olanı anlattığın evet. Gibi double faktör. Burada yine bir takım resesivimiz var. Abi her şey profesyonelce maşallah. Maşallah. Çok çok güzel eczanelerim var. Yine çok çok güzel renkler var. Maşallah. Kız tamam bıraktık seni Allah Allah. Burada yine tarçın mavi bir erkeğimiz ve tarçın sarıyız bir dişimiz var. Bunun da yumurtaları var. Maşallah. Kızımız yumurtalarını tamamlamış hemen hemen. Evet. 6-7 yumurta var. Allah rast getirsin inşallah hepsi çıkar. Burada yine maviyle bir şipangla işlememiz var. Onlar da yeni yumurta yapmış. Bunlar da yeni yumurtlayanlar. Emeğine sağlık. Bunlar da çok çok güzel. Burada sizin için iyi bir takım var. Tarçın maviyle beyaz albino yeni çıkmış bir yavrusu var. Maşallah. Daha et yavrusu. Maya kurtmuş. Güzel maşallah. O çıkacak dolu almış. Bu yumurtaları zaman zaman ıslatıyorsunuz değil mi? Islatmamız gerekiyor. Ben bunları Murat abimden öğrenmiştim. Bizim bir Murat abimiz var. Kulakları kırmasın. Sebebi ne abi? Şu an merak ediyorlar muhtemelen. Nem oranını ayarlayamadığı zaman yumurta çatlamıyor. Kabuğunu çatlatamıyor yavru içeride. Destek yaptı şu an. Bununla birazcık destek yaptığım yap, zaman hem yumurta yumuşuyor. Aa geldi geri geldi. Kızım. Gelsin istersen rahatsız etme. Gör diye şey yapayım. He. Maşallah dişimiz beyaz. Çok güzel. Hadi gelsin yavrum yanına. Tamam. Sen ne diyorsun abi? Burada yine şipangalı bir takım yaptık. Bunu yeni ben takımladım. Bugün ekledim daha. Abi maşallah bunların rengi, kalitesi bence çok çok güzel. Yerdeki biraz yürüsene. Gel. Burada aynen. Yine güzel bir şipangla işlememiz. Ferhat abinin yerinde durmamış yine. Bir şeyler tırtıklamış. Arkadaşlar çok güzel bir bebek. Sen anne babayı göster. Maşallah. Ya bu oğlum sıra sıra yerim ben bunu. Annesi de ilk yumurtasını tekrar yapmak üzere. Yavruyu büyüttü bakalım. İnşallah. Ay maşallah. Kal ömrüm orada. Bu kızımız da biraz serttir. Isırıp. Mavi erkek çok çok güzel abi yani. Maşallah. Allah can tehlike versin. Şimdi ben pek anlamam bunların kalitesinden ama bunlar ben kalite oğlu kaliteyim diye bağırıyor zaten. Anlamasam da anlatıyor abi. Bu üretimi yapmak kolay değil. Bunların üzerinde bir 5 yıllık emek var. Bu yavruları çıkartana kadar. Bunlar bizim kendi kuşlarımız. Kendi bilezikli kuşlarım benim erkek. Emek de oluyor. Burada da kümesin ihtiyarlarından birisi var. Beyaz DP erkeğimiz, bu yurt dışından getirdiğim bir kuş. İlk bahsettiğimiz kuşlardan. Evet. İlk babalardan mı onu mu? Evet. Yanındaki dişi de kendi dişilerinden yine üretim yaptığımız. Soyu ondan farklı olan bir kuş. Burada yeni düşmüş bebekler var yine. Yeme atlayanlar. Ay maşallah. Maşallah nasıl bebeklerse normal muhabbet kuşundan zaten eriler. Ay maşallah. Maşallah. Çok güzel bir mavi. Bu da mavi. Çok güzel bir bebeğimiz. Erkek olacak değil mi? Evet. Son yıllarda ürettiğim güzel bebeklerden birisi bu. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Şimdi çok kadar güzel. Olsun inşallah. Ben mi anne babayı göstereyim? Bu baba anne ortalarda yok. Annesi yalamaz. Yumurtaya yatırır. Anne tekrar yumurtlamış onun için. Ay maşallah. Birinci yumurtasını yapmış. Arkadaşlar yorumlarda maşallahlarınızı eksik etmeyin. Anneyi özellikle göstersene ya sana zahmet. Ben çok çok beğendim arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı belirtin. Nasıl bir anne, nasıl bir güzel. Ay maşallah. Arkadaşlar biraz çekim alanı dar. O yüzden kusura bakmayın.
tam kuduruk baskın. Maşallah. Bir alta da geçelim. Orada da tepelilerimiz var. Zumbo tepeli. Evet. Maşallah. Eşinizin de çıkartalım bunu. Yumurta da mı o da abi? Bu da yumurtada. Maşallah. Arkadaşlar üremiyor. Üremiyor. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlarda maşallahları görelim. Bu da tepeli takımımız. Maşallah abi emeğine sağlık. Ve yan tarafında bir takım daha tepelimiz var. İstersen buradaki bu erkeği de çekebilirsin. Çok güzel bunun tepesi. Maşallah. Bu da çok iri bir erkek. Evet, bunlar da jumbo tepeli olarak geçiyor.